Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz Derman İlgin'in kanalına. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür gördüğünüz gibi. Allah'ım cümleye iyilik versin inşallah. Hepimize iyilik versin, sağlık versin. Gördüğünüz gibi bugünkü menümde horoz var. Horozumu kestik, çilli horozumu değerli dostlar. Şimdi onu pişireceğim. Mercimek çorbası yapacağım ve bir de pilav olacak. Teyzem horozu seviyor. İki taneydi. O yüzden birini kestik. Güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi kaynatacağım. Ayazım canı da tavuk istiyordu. En doğalından olacak inşallah. O da yer. Şöyle ciğeri. Bunları atıyorum içine. Bunun suyuyla da pilav yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Ben hazır tavukları çok sevmiyorum. Ayda yılda bir böyle olunca da seviliyor, yeniliyor. Şöyle tuzum da eklemek istiyorum. Bolca. Çok mu olduk acaba? Neyse aynı oldu herhalde. Suyu da ekleyeyim. Ondan sonra ocağımıza kaldıralım diye dostlar. Sularımız inanılmaz kireçli. Hemen bir kere kaynadı, nasıl kireç olmuş yine. O zaman hemen ocağıma alıyorum. Peynirimi mayaladım. İşlerimizi, güçlerimizi hallediyoruz diye dostlar. Allah'ım iş kaygısı versin. Bugün birazcık kendime zaman ayırdım. İyi oldu. Şöyle tavuğum pişsin. Biz de birazcık dışarıya çıkalım. Şöyle bir dolaşalım. Ne var ne yok. Hava çok güzel. Sizlere bir göstereyim. Evet değerli dostlar, dışarıda güzel bir hava vardı. Azıcık rüzgar çıkmış. Şöyle çamaşırlarım da esiyor gördüğünüz gibi. Belli oluyor orada. Alim koyun güdüyor. Okulu bugün yarınmış, maç yapmışlar galiba. Sonra tatil olmuş. Paşanın yeri. Raki, oğlum. Raki. Ve Nail Usta, Şirin Baba. Görüyorsunuz. Değil. İş çıkartıyorum. Neden getirdin ayın? Buraya ne yaptın böyle? Burada benim soğanlarım vardı. Tavuklar bir yatmış burada. Acayip rüzgar çıkmış. Ne annem ne? Ne bir göremiyorum ki. Ne yapacaksın abini? Abini mi arayacaksın? Getir bakayım. Nailus'ta orayı ne zaman yerleştireceğiz? Tavuklarım dün bir tane yumurta vermiş. Onu da hol olarak bıraktım. Bir tane. Bugün var mı bilmiyorum. Bir bakalım olmazsa. Bir gireyim bakalım. Niye içeri girmiş bunların hepsi? Vallahi ördekler de gidecek diye dostlar. Su inanılmaz batırıyor. Çünkü tavuklar mı hasta edecek? Bu da büyüdü gördüğünüz gibi. Oy seni vereni. Küçüğüm. Bunun yumurtasıymışmış galiba. Aynısı çünkü. Gelin bir yumurtaya bakalım. Niye hepiniz içeri girdiniz? Üşüdünüz mü rüzgardan? Allah. Ali'nin horoz yatıyor. Duruyor bir tane. Yok. Yumurtlamamışlar başka. Bu da Ali'nin horozu. Halası vermiş. Pek bir tatlı. Evet değerli dostlar, tavuğum pişmek üzere, kapatmıştım, baktım daha tam pişmemiş. Birazcık şöyle suyundan aldım, suyunu sizlere şimdi göstereyim. Şöyle çok yağlıymış, çorbasının da pilavının da çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Hemen azıcık yağ ekleyeceğim. Normalde mercimek çorbasını ben salçasız yapıyorum, yağsız diyecektim. Şöyle. Önce şunu çiteyim. Eniştem çorbayı çok seviyor. Onlar gelmeden çorbayı hazırlayayım dedim. Onlar gelince hemen sofrayı hazırlarım. Nailgül de o arada oyunlarımızı tıkarlar. Gelirler ahıra. Bu arada çok korktum diye dostlar gerçekten. Rakı salınmış.
Gitmiş kattanın yanına hırlayıp duruyor. Ayaz da görmüş gittiğini. Hemen bana seslendi. Ali de Allah'tan o ara bu kapının önündeymiş. Kalan zinciri varmış. Zinciri olmasa ayırmak mümkün değil. Zincirinden tuttuk çektik rakiyi. Yoksa dağılacaklar birbirlerine. Bu arada şu düdüklü tencerenin siyah yerini kapatmayı unutmuşsun, böyle hava giden yerini. Diyorum neden buhar yaptın? Neden mutfak dolapların buhar oldu? Neyse buharı dışına veriyormuş. Kapattım artık da durdum. Şimdi soğanım azıcık kaldı olsun. Yine bir rondodan çekeriz, böyle iri de olsa soğan önemli değil aslında. Azıcık soğanım kavrulsun. Bu arada şöyle değerli dostlar, ot yıkadım. Koyun otu falan var, şunlar radika. Onları yıkamadım, radikalar yıkanmıştı. Burada peynirim süzüyor. Şöyle mercimeğimi yıkayayım dedim. Güzelce. O zaman düdüklü tencereye yapışma riski pek olmuyor. Ama yıkamayınca düdüklüye yapışabiliyor. Ben hep düdüklüde yapıyorum. Hemen anında pişiyor. Ve şöyle mercimeğimi de dökeyim. Ondan sonra yol karıştırayım. Böyle. Bayağı da var. İnşallah fazla gelmez. Şöyle bir kavrulsun bu da. Azıcık su da eklemek istiyorum. Kavunun suyunun tuzlu olduğu için çok eklemeyeyim. Salçamın da tuzu var. Valla tuzlu olur sonra. Böyle. Evet canlarım, şimdi hemen böyle kavunun suyunu eklemek istiyorum. Aslında şunlar kaçmasa iyi olur. Ama onlar bir şey olmaz. Kavun parçalarında. Rondoyla çekince geleceğini düşünmüyorum. Şimdi bu buna bir lezzet verir ki. Şöyle. İstiyorum. Şöyle. Yeterli. Mercimeği pişti. Polislerim canları. Bismillah. Tamam. Evet canlarım, havuçlu tarator yapıyorum. Havuçlu meze işte, ne derseniz artık siz. Ben böyle farklı şeyler denemeyi seviyorum. Nail pek sevmez ama belki enişten falan sever diyerekten yanına bu şekilde, hani salata yerine bu şekilde bir şey düşündüm. Ben şu havuçların kenarını almıyorum. Şuralarını soyuyorsunuz ya. Direkt rendeliyorum. Yıkadım güzelce havuçlarımı. Vallahi köy horozu olduğu için biraz geçmişte. Bu arada havuç yemeği pek severim tatlıysa eğer. Pazardan aldığımda da abi dedi ki bu havuç çok tatlı olur dedi. Çünkü ayaz falan öyle yemeği seviyor. Biz böyle pişirerek çok tüketemiyoruz. Salatayı da turşu olarak yiyoruz genelde. Hani salata çok yapmıyorum ben. Havucu kütür kütür yemek için aldım hani açıkçası. Aldığım abiye tatlı mı diye sorunca dedi bu açık renkli olanlar tatlı olur. Çok böyle havucun koyu rengi olanlar da tatsız olur dedi. Sadece insanlar rengini aldanır dedi. Yani böyle açık renkli olan havuçlar daha lezzetli oluyormuş. Onu da yeni öğrendim. Şimdi bunları ben bir rendeleyeyim güzelce. Ondan sonra da kavuracağım tavada canlar. Nail geldiler. Dedim sağlıyorlar. Nail beni çağırmadı. Hadi dedim ben de havuç taratalımı yapayım. Şimdi değişik bir ismi varmış. Havuç medeni yapayım dedim canlarım. Vallahi bunlar İçe kafa ütülüyorlar. Siz de duyuyorsunuz bu sesleri. Yok, şeklinde de izin vermiyorlar. Şöyle kenarlara sıçrayan da hiç sevmem. Dağda da iş yapmayı sevmiyorum ben. Toplu olacak. Bazısı da çok dağıtıyor mesela mutfağı. Sonrasında toparlıyor. O benim gönlümde çok büyüyor.
Bazen çok dağınık da olduğu oluyor. İnsan hani nereden başlayacağını bilemiyor. Ama çok dağıtmadan yaparsan derli toplu daha güzel çalışma oluyor. O da insan kendi elinde. Benim çalıştığım bir tane Fatoş ablam vardı. İlk ben ona gitmiştim. Canım benim. O böyle çok dağıtarak yapardı. Derli nasıl toplanacak ki hani. Sonra bir bakardım. Yavaş yavaş bir ucundan toplayarak mutfağımı toparlardı. Mutfak tezgahına beni çok sokmazdı ama diğer tarafları ben yakardım. Çok severdim. Kulaklar açılmazsa. Vallahi insan bir sevdiğini unutmaz. Sevdiği insanı asla unutmaz. O yüzden sevenlerimiz bol olsun, unutulmayalım diye dostlar. Çok güzel yorumlarınız geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Ben her zaman söylüyorum, yorumlarınızı çok seviyorum. Acaba bu yeter mi? Yeter ya. 4 adet havuç. Şimdi 1-2 diş sarımsağı yağ da kavuracak. Ona geçelim. Evet canlar. Evet güzellerim. Şöyle havuçlarımı kavurmak için azıcık yağ ekliyorum. Evet. Sarımsağım var. Bu arada kalan bir tane havucu da yiyorum kütür kütür benim. Şimdi aç bulmam da güzel olur ki. Şöyle azıcık çiteyim bunları da ufak ufak. Vallahi bu tavukta herhalde ne zaman pişecek bilmiyorum. Vallahi bu tavukta ne zaman pişecek hiç anlamadım. Horoz. Hep tavuk diyorum horozuma. Çilli horozum. Horozumu kestiler. Suyuna da pilav pişirdiler. Çilli de horozum. Çilliydi. Vallahi yapacak bir şey yok. Dünyanın kanunu. Bir sürü yemiyorlar. Ha bir tane yumurta verseler. Bir tane horozum kaldı galiba. Sarımsaklar kavrulmaya başladı. Değişik lezzetler denemeyi seviyorum ben. Yanına bir turşu, bir yoğurtlu meze, bir pilav, bir çorba. Çorbama da bakmadım. Çorbamı bir ondan çekeyim. Sonra azıcık daha belki koyarım bir bakayım. Oradan pişti diye kestim altına ama. Şu granit banko var ya diye dostlar. Onun üzerine sıcak bir şey koyduğum zaman izi çıkıyor. Böyle yanık, yanıyormuş gibi sanki. Çok şaşırdım. Ben hani istediğimi sıcak sıcak koyabilirim zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Onu da hani sizlere söyleyeyim. Bu arada ocağımı şu şeyi çekmediğim için yarım gibi oldu. Sarımsaklarım kavruluyor. Bunun da havası varmış. Bir tane Facebook'tan arkadaşlar isteğe gönderdiler. Takipçilerimdendir. Kabul ediyorum valla bayanları. Genellikle. Böyle. Sarımsağım kavrulduktan sonra havuçlarımı ekliyorum. Elimle indireyim. Elimin lezzeti gelsin diye dostlar. Gerçekten ben insanların el lezzeti olduğuna inanıyorum. Ya el lezzeti var ya da gönül lezzeti var. Gönülden yapılan yemek veya hamur işi çok güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. Benim genelde hamur işlerim güzel oluyor. Yemeklerim de idare eder. Ne kötü, yani ne kötü demeyin nimet. Estağfurullah. Ama ne lezzetli ne lezzetsiz diyeyim yani. Bazen şaşırttırabiliyoruz. Aklımda sığınaraktan. Annem bir kola şefi vermişsin Mikael. Un helvasını göstersin Ali sizlere. Anneannesi yapmış gönderdi. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Kavrulmuş ondan. Ne yapacağım senden? Selamünaleyküm Allah'ım. Köpek nasıl çizildi ama? Evet ya. Anlattım diye dostlarımıza. Yapacak bir şey yok. Adem böyle aksiliklerde yaşanabiliyor. Güzelce kavrulsun. Ben de yoğurdumu şey yapayım, özeyim böyle. Kıyayım, onun için de yapayım. Sık sık karıştırıyorum bir yandan. Yanmasın. Şöyle.
ekliyorum yoğurduma. Babanın sesi de geliyor. Kimi aradın? Babam beni aradı. Beni trollemeye başladılar. Baban. Evet. Aradım. Sesini değiştirmeye çalıştım ama değiştiremedim. Murat amca falan olmasın? Anne değil. Oğlum. Babam kıvamla falan daha iyi. Allah şu tavuğu da kessem artık. Hiçbir şey de düşmedi. Bir de sana bakayım. Tuttun mu tutmadın mı? Hemen onu da bir dondurdan çekeyim. Oy kıymet annemin hatırası. Hiç ses soluğu gelmiyor. İyileşince ben sana döneceğim dedi. Bekliyorum ki iyileşsin dönsün. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Rabbim şifa versin inşallah. Değerli annem. Şöyle. Kulağım olarak iyi gibi gözüküyor. İsterseniz sizlere de göstereyim şöyle. Bunu da kapatayım artık. Bu oldu. Soğudu. Evet, canlarım çorbamın kıvamı gayet güzel olmuş. Göz kararı yaptım ama tutmuş. Şöyle. Biraz sonra teyzemler gelir. Sevgili dostlar bulgur pilavına geçtik şimdi. Teyzemle yapıyoruz. Teyzem geldi. Biraz yeşillik getirmiş teyzem. Ben onu ayıklayayım, şey yapayım derken pilavı unuttum. Şöyle göstereyim. Tavuğumuz da horozumuz. Hep tavuk diyorum yine bakın. Pişti. Görüyorsunuz. Vallahi şöyle iyice az pişmiş. Şimdi onu da bir borcama alayım ben. Şöyle yeşillikleri de yıkadım. Vallahi çok güzel gözüküyor. Çıttık mı yesem, yeşil soğan mı yesem bilemedik. O zaman ben bir de şunları karım katayım. Evet dostlar horozumuz sonunda pişti ve geldi. Gerçekten çok güzel pişmiş. Şöyle havuç mezemiz de yaptım. Süsledim cevizle falan. Çorbamın kıvamı falan da çok güzel olmuş. Evet. Bana yemez kaldı. Acıktın mı dayı? Of. O zaman ben afiyet olsun. Yufkalarımız, yeşilliklerimiz hazır. Aynen. Şöyle. Teyzem pilavı yaptı. Göstereyim canlar. Pilavımız çok güzel oldu. Çorbadan sonra da pilav servisi yapacağım. O zaman bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.